Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret eden bir grup motorcu olarak İzmir'den yola çıktık. Bu anlamlı yolculuk, Türk tarihine damga vuran Çanakkale Savaşı'nın anısına saygı duruşunda bulunmak için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. İzmir'den Çanakkale'ye uzanan yolculuğumuz muhteşem manzaralar ve tarihi dokularla dolu bir deneyimdi. İzmir'den ayrıldığımız andan itibaren Ege'nin güzellikleri ve serpilen rüzgarın özgürlüğü bizi karşıladı. Burası geri bulu mu oldu? Ver lan gözlüğünü. Abi, her şeyin bir zamanı var abi, sen. Oo, güzelmiş bak bunlar. Var mı diyor? Ya, jandarma motor kullanabiliyor mu? Jandarma mı? He. Yunus polis attım ya. Neyeli mi var? Çanakkale Şehitliği tarihin kara bir lekesini taşıyan fakat aynı zamanda kahramanlık ve fedakarlıkla dolu bir mekan. Bu kutsal topraklar
yıllar önce yaşanmış bir destanın izlerini taşıyor. İşte o destanın bir parçası olan Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettiğimde duygu dolu anlarla dolup taşan içimi size anlatmak istiyorum. Girişte sayısız mezar taşı arasında dolaşırken gözlerim gözyaşlarıyla doldu. Burada yatan binlerce şehidin hatırasına saygıyla eğildik. Toprağın altında yatan bu kahramanlar vatanları için en değerli varlıklarını feda etmiş insanlardı. Onların adları burada sonsuza kadar yaşayacak. Kut ölür, tağut ölür, şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Kut ölür, tağut ölür, şehitler ölmez, ölmez, şehitler ölmez. Öğüt ölür, ağıt. Evet, içinde bulunduğumuz topraklar çok acıların çekildiği, çok hikayeler barındıran bir yer. Bunlardan bir tanesi de Kınalı Hasan. Belki siz de bilirsinizdir. Kınalı Hasan, Yozgat'ın bir köyünden çıkıp geliyor arkadaşlarıyla beraber. Yayan yapıldak yollara düşüyorlar. Birliklerine teslim oluyorlar. Teslim olduktan sonra çakı gibi asker oluyorlar tabii. Eğitim anında komutanları Sırrı Bey bütün askerlerle tek tek ilgilenirken onlara baba edasıyla kol kanat geliyor ve muhabbet ediyor, sohbet ediyor onlarla. O esnada Hasan dikkatini çekiyor. Neden Hasan dikkatini çekiyor? Hasan'ın çünkü kafası kınalı. Merakla yanına yaklaşıyor. Oğlum sen nereden geldin gittikten sonra dedi ki, oğlum bak kafana kına yakmanın sebebi ne ki diyor yani. Burada bak arkadaşlarının ayaklarında olan var, ellerinde olan var ama seninki neden böyle diyor. O da diyor ki komutanım bilmiyorum. Alelacele buraya geleceğimi öğrenince annem o akşam benim kafama kına yakıp buraya yolladı diyor. Sırrı Bey komutanları yani diyor ki oğlum diyor bunu öğrenmemiz lazım diyor. Annene bir mektup yaz da diyor. Bunun sebebini bize bir bildirsin diyor. Komutanım benim okuma yazmam yok deyince tamam diyor yazı katiplerine söyle yazdırsınlar. Onlar sen söyler onlar yazarsın diyor. Tamam diyorlar. Tabii mektup yazı diyor. Yola çıkıyor. Gider mi gelmez mi bilinmez o zamanın şartlarıyla. Belki de 2 ayda gidecek belki de 3 ayda gidecek. Tabi aradan bir zaman geçiyor. Ailelerden gelen mektupları karıştırırken bakıyor Hasan'ın mektubu var. Hasan'ın mektubunu açıyor tabi işliyor okumaya. Oğlum Hasan diyor. Duydum ki diyor arkadaşlarını sevmişsin. Birliğine kavuşmuşsun. Komutanlarını sevmişsin. Çok sevindim diyor. Komutanlara diyor sakın diyor karşı gelmeyesin. Onlar bir baba yarısı gibidir diyor. Ateşe bas dese basasın diyor. Sakın ola ki onların sözünden çıkmayasın diyor. Kafandaki kınanın merak etmiş neden olduğunu diyor. Bunu bilmeyecek ne var ki diyor. Bizim buralarda diyor en sevdiğimiz kurbanlıkların kafasına bir kına yakarız. Seni diyor ben diyor vatana Allah'a kurban olarak adadım diyor. İnşallah ahirette diyor o başındaki kına sayesinde buluşacağız diyor. Tabi Sırrı Bey gözyaşları içerisinde mektubu zar zor bitiriyor. Sonra asker diye sesleniyor. Oğlum diyor Hasan'ı bulun bana diyor. Bu mektubu kendim okumam lazım ona diyor. Emredersiniz komutanım diyor. Asker çıkıyor dışarı. Aradan biraz zaman geçiyor. Tekrar kapı çalıyor. İçeri aynı asker giriyor. Komutanım diyor Hasan'ı diyor 2 hafta önce diyor Jonk Bayırı'nda kaybetmişti diyor. Şehit oldu diyor. Başımız sağ olsun. Kınalı Hasan'ın hikayesi de bu topraklarda yaşanmış böyle acıklı bir hikaye. Kınalı Hasan dediğimizde zaten bıyıkları terlememiş. O kadar askeri ölüyormuşmuş ki. Yetişmiyor abi. Asker yaşına yaklaşanlar almıyor. Belki de 15, belki de 13, belki de 16, onu da bilmiyoruz. Allah onlardan bin katlar razı olsun. Onların sayesinde bu topraklarda rahatça gezip dolaşıp hayatımızı yaşıyoruz değil mi? Allah'ım. Biz onlardan razıyız, sen de onlardan razı ol ya. Osmanlı Devleti, müttefiki Almanya ile bugün üzerinde 30'u aşkın devletin olduğu Osmanlı coğrafyasındaki vatandaşlar ve gönüllülerle savaşa katıldı. Müttefik ordusu ise İngiliz ve Fransız askerlerinin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Nepal ve Senegal gibi sömürgelerden getirilen askerlerden oluşuyordu. Yaslan,
Şu anda gece kampımızı kurduk şehitler anıtının orada. Sabah kalktık, Dülbahir köyü var, ona geldik. Ekmek bulduk, çay ve kahvaltı yeri bulduk. Güzel bir kahvaltımızı yaptık. Şu anda da kahvaltımızı yaptık, karnımız doydu. Buradan sonra 57. alaya varacağız. Bu arada bir de benzin sıkıntımız var. Gelirken unutmuşuz tabii ki, benzinde de bir sıkıntı var. Yani macera dolu bir gün bizi bekliyor. Allah kaza bela vermeden evimize ulaşmayı nasip etsin. Bütün cümle alemi. Teşekkürler. Sen buralara nereden geldin? Yaradan ömür buralıyım, yaradan. Sen yaradan Bektatlı yaratmış ya. Hadi aşağı gidelim. Şehitlikte rüzgarın hafif esintisi sanki tarih boyunca yaşanan acılar anlatıyordu. Mezar taşların arasında dolaşırken her biri bir hikaye anlatıyor. Genç yaşta hayatlarını kaybedenler, annelerin kucaklarında büyümeyi hayal eden çocuklar, geleceklerini vatanları için feda eden kahramanlar, hepsi burada, bu topraklarda yatıyor. Şehitlikteki sessizlik insanın içini titretiyor. Burada sadece kuşların ötüşü ve rüzgarın hışırtısı duyuluyor. Ancak bu sessizlik bir o kadar da anlamlı. Çünkü burası sessizlikle yüreğimizde yaşattığımız vatan sevgisinin bir ifadesi. Çanakkale şehitliği sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın takdir ettiği bir anıt. Burayı ziyaret etmek, tarihimize saygı duymak ve bu kahramanların fedakarlıklarını anlamak için bir fırsat. Her ziyaretçi buradan ayrılırken içi duygularla dolu, gözleri minnet ve şükranla yaş dolu bir şekilde ayrılıyor. Çanakkale şehitliği unutulmaz bir anıt
tarihin sayfalarından silinmeyecek bir hikaye ve sonsuza kadar sürecek bir minnet ifadesidir. Bu topraklar, bu kahramanlar ve bu tarih asla unutulmayacak. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizi sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Cumartesi sabah çıktığımız yolculuğu bugün öğlen civarında sonlandırıyoruz. Çanakkale'ye geldik, şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehitlerimize bir Fatiha okuduk, dua okuduk. Abideyi ziyaret ettik. 57. alayı da ziyaret edecektik ama vaktimiz kalmadı, benzerimiz kalmadı, nasip olmadı. Yani tadı tamamımızda kaldı diyebiliriz. Bir dahakine inşallah doya doya gezmeyi düşünüyoruz. Hani gelmek isteyen herkesi de illaki mutlaka buraya görülmesi gereken yerler. Herkesi buraya bekliyoruz yani. Kalın sağlıcakla. Evet, gezimizin bugün son günü. Bu iki gün içinde çok şey öğrendik. Çok güzel yerler gördük. Bu vatanın kolay kazanılmadığını gördük. Hissettik. O duygulara aşina olduk. Bugün de dönüş yolundayız. Allah izin verirse akşama İzmir'de oluruz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Şu an Gelibolu Yarımadası'na geliyoruz. Güzel bir hissiyat. Bundan 100 yıl önce şehit olan atalarımızın ruhlarını orada hissettik. Çok güzel bir duyguydu. Farklı bir atmosfer vardı orada. Buranın herkesin, her Türk gencinin, her Türk evladının gelmesini lazım yani. Videomuzu beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.